sabahlar sevgili seyirciler. Gününüz aydın, kalbiniz huzur, evleriniz bereketle dolsun efendim. Her perşembe olduğu gibi bugün de yine değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler diyelim. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz Şükürler inşallah. Olsun bugünümüze, hamdolsun. Allah iyilik versin hocam. Koşturmaya devam. Hayır yoluna koşturmak güzel bir şey. Ne elhamdülillah. Mutlu sizin yani hocam. Boş vaktimiz pek yok. Sanırım Diyarbakır'daydınız değil mi hocam? Bu hafta da Diyarbakır'daydım. Evet. Evet, orada da güzel geçti. Diyarbakır'ı sevdik. Evet, evet, gerçekten güzel bir şehir. Peygamberler şehri. Canlı, Urfa ve Diyarbakır canlı, için söylerler. Canlı bir şehir. Evet, Peygamberler şehri Diyarbakır'da. Ulu Cami, Kurşunlu Cami'de namaz kıldık. Cuma namazını. Hazreti Süleyman Camii meşhur biliyorsunuz orada. Allah kabul etsin. Orada. Evet, Allah kabul etsin. Hevsel bahçelerini seyrettiler. Oh, ne mutlu güzel. Size. Hocam bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Kıyamet alametlerini, özellikle depremler, bulaşıcı hastalıklar ve özellikle son dönemlerde artan cinayetler kıyamet alameti midir? Bütün izleyicilerimiz adına ben size sormak istiyorum ama önce ilk misafirimizi ağırlayalım izninizle isterseniz. Peki, alalım. Buyurun efendim, hayırlı günler. Mersin'den hayırlı günler efendim, buyurun. Hayırlı günler. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Cümlemizin. Buyurun efendim. Hocam ben 60 yaşındayım. Yaklaşık 25 sene önce rahmetli babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Babam kardeşleriyle küs gitti hocam. Benim en büyük amcam babam rahmetli olduğunda sağdı. Evet. Babamın vasiyeti vardı bana. Beni babamın ve kardeşimin yanına defnedin oğlum diyerekten. O zaman için dedemle yanı amcam içi arası boştu. Babam rahmetli oldu. Oraya defin işlemi için girişimde bulunduk. Fakat benim bundan sonradan haberim oldu. Cenaze işleriyle uğraşırken benim büyük amcam oraya defin edilmesinin sakıncalı olduğunu söylemiş. Babamı başka yere defnettik. Ve biz 8 kardeşiz. Ben tek evladım, erkek evladı. Benim 2 yaş büyük ablamı bu amcama evlatlık verdik. Konuşmayan amcaya? Evet. Hmm. Çocukları olmuyordu. Tamam. Aile baskısından dolayı benim 2 büyük bacımı ona evlatlık verdik. Neticede babamla helalleşmeden gittiler. Babamı ben başka yere defnettim. Babam öldükten 4 sene sonra bu amcam vefat etti ve babamın bana vasiyet etmiş olduğu yere kendini defnettirdi hocam. Ben de bu yüzden dolayı hakkımı helal etmeyip cenazesinin tabutuna bile gitmedim ve hala o gün bugün rahmet bile dilemiyorum kendisine. Bu yüzden benim bir vebalin günahım var mı hocam? Evet hocam. Babanla amcanın konuşmamasının sebebi neydi? Yer kavgası mı? Hayır hocam. Babamın kahretmiş olduğu şey bizim haberimiz dahili olmadan evlatlık vermiş olduğumuzun bacımızın nüfusunu kendi üzerine kaydetmesine çaba sarf etmesi. Tamam, onlar kardeşler arasında olmuş, bitmiş. İkisi de sorunlar da vardı. İkisi de ölmüş. Küs kaldılar. Tamam da. Yazık. Tamam da ikisi de ölmüş. Şimdi ikisi ölen insanların üzerinden niye hala içinizde kim besliyorsunuz ki? Geçmiş gitmiş. Hocam. Verdiğiniz kız kardeşleriniz hayatta mı? Hayattalar. Tamam. Onlar amcana lanet ediyorlar mı? Bizi şöyle büyüttü, bizi böyle büyüttü diye. Etmiyorlar. Hocam benim amcama olan kinim babamın
vasiyetini yerine getirme işinden dolayıdır. Ya adam ölmüş, oraya gömmüşler, ne yapsın? Ölünün gücü yetmez ki. Adam sonradan öğrendik. Kendisi için yer aitmiş oraya. Hayırsın, ne olacak? Mezar yeri kavgasına mı düştü? Dünyadaki yerler bitti, şimdi mezar kavgası. Kardeşim, bunun hiçbir şeyi yok ki, sakıncası yok. Babanızı normal bir Müslüman mezarlığına gömdünüz, değil mi? Evet. Değişen ne var? Herkes kabrinden kalkacak zaten. Orası tapulu yeri değil ki. Hocam, belki... Yani vasiyet yerine getirmek güzeldir. Getirmese ne olur? Şart değildir. Ben de onu soracaktım. Belki beyefendi onun için gönlü kırık. Babamın vasiyet ettiği yere gömülmedi. Ondan olay. Mutsuz. Ama bu kim beslemeye gerektirmez. Olan olmuş. Kardeşler, bak şimdi siz iki kardeşin arasına giriyorsunuz. Kardeş kardeşle çocukluğunu hatırlayın. Nasıl büyüdüler onlar? Tabii. Sen şimdi üçüncü şahıs olarak amcana şey yapıyorsun, beddua ediyorsun. Bilmem şuna darıldım, buna darıldım. Bunlara ne gerek var? 60 yaşında olduğunu da söyledin. Sen şu anda ne yapacaksın? Babama olan kinini bana devam ettirdi. Etme ya kardeşim. Estağfurullah de, Allah affetsin de, dua hayır, et amcana. Hayır, ben değil. Bakın, ben değil. Babam öldükten sonra babama olan kinini bizlere devam ettirdi. Ya ettirsin, ne olacak? Ölmüş gitmiş adam şimdi. Amcanla niye uğraşıyorsun mübarek? Adam ölmüş gitmiş, kaç sene oldu öleli? 88 oldu. Ya ölmüş bir amcanla niye uğraşırsın? Ben onu anlamış değilim. Ne kadar zalim olursa olsun, gaddar olursa olsun, ölmüş gitmiş. Ya niye uğraşıyorsun? Kendine zarar veriyorsun. Senin şu anda ahirete dönüp eksiklerini tamamlaman lazım. Ya Rabbi, günahım ne? Pişmanım. Şunları yaptım. Sana hakkıyla kul olamadım. Senin yoluna giremedim. Dünyaya daldım, ahiretimi unuttum, onun kalbini kırdım, bunun kalbini... Benim helalleşme zamanım. Şimdi bir bir, bak bugün de konumuz o. Patır patır ölüyor insanlar. Sen bu hesaplarla mı gideceksin? Allah'a karşı tevbeyle, istiğfarla, namazla, niyazla, duayla mı gideceksin? Bunun sana bir faydası yok ki. Yani canına tasallut olsaydı, namusuna ilişseydi... tamam beddua edebilirsin diyebilirdim ama babamın mezarını şöyle yaptı, kardeşimizi aldı. Ben beddua etmiyorum. Kim besliyorum diyorsun ya, besleme kardeşim, niye besliyorsun yani? Bak, yaşıtız senden. Şimdi bu 60 yaşında insan gece kalkacak, gözyaşı dökecek. Ya Rabbi, günahlarımı affet diyecek. Ne onun bunun kiniyle uğraşıyorsun? Amcaya kim beslenir mi ya, ölmüş bir insanın? Affedip, hiç rahmet okuyup sevabını almak lazım. Affetmek herhalde hem de insana kazandırır, büyüklük kazanır. Bir de sağlığınız kazanır. Yani siz böyle sağlıklı yaşayamazsınız. Ölmüş bir insanla hala mezar yeri kavgası yapıyorsanız, böyle bu basit bir şey. Yani bu Allah tabii göstermesin böyle bir şey, kimse de yaşamasın ama abi, bunları konu etmeyin kardeşim. Yani ne vatan meselesi, ne namus meselesi, ne can meselesi. Dünyanın bin bir türlü derdi var. O dertleri unutmuşuz. Mezar yerine amcam yattı, babam yattı. Bence çok gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Peki başka sorunuz var mıydı beyefendi? Her ikisine de, amcanıza da, babanıza Allah da rahmet Allah'tan etsin. Rahmet Allah, diliyoruz. Dua edelim onlara. Rabbim mekanlarını amin, cennet bahçesi eylesin. Peki, size hayırlı günler diliyoruz. Mersin'e de selamlar olsun. Hocam, şimdi bizim programımızda hediyelerimiz var biliyorsunuz. Ben onları bir hatırlatmak istiyorum. Böyle bir sesli Yasin-i Şerif, sadece Yasin-i Şerif yok, bütün namaz duaları var. Sesli olmasının şu özelliği var: okumasını bilmeyenler dinleyecekler ya da okuyarak ezberleyecekler, dinleyerek. Evet. Güzel bir hediye bu. Dün bir haber vardı. Hukuk fakültesinin kitaplarını görme engelli kızına sürekli okuya okuya 4 yılda bitirmiş fakülteyi. Ay maşallah. Ne güzel işte. Tabii, çok insan güzel. Dinleyerek, bu anlamda gerçekten güzel bir hediye. Dinleyerek daha hızlı ezberler. Evet. Yine aynı şekilde hem dekoratif hem de okunması çok kolay Kur'an-ı Kerim. Ve üçüncü hediyemiz değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın Ahlaki Muhammediye kitabı. Bunlar için ne yapıyoruz sevgili seyirciler? Yayın boyunca size 4 peygamber adını şifre olarak vereceğiz. Ve daha sonra programın sonunda şifreleri bilen ilk 3 izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Ve ilk şifremiz Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlarla beraber yayın boyunca vereceğiz şifreleri ve diğer telefonumuzu alalım. Buyurun efendim. Alo. Alo, Kastamonu'dan izleyicimiz.
Alo. Alo, buyurun. Hayırlı günler yavrum. Hayırlı günler hocam. Sağ olun. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hayırlı buyurun. Günler. Benim sarımda kızım. Ben 62 yaşındayım. Ay maşallah. Hoş bulduk yavrum. Hayırlı işte size de, ikinize de, hocama da, sana da kızım. Ay ne güzel bir ses. Ne kadar güzel bir ses değil mi hocam? 44 yıllık evliyim kızım. Eşimin çocukluğunda... Anlaşılıyor mu sesimi? Anlaşılıyor, anlaşılıyor. Anlıyoruz. Eşimin çocukluğunda bir sevgilisi var mı? Çocuk arkadaşı. Onu unutmuyor. Anlatabiliyor musunuz? Anladım, anladım. Eşinizin bir sevgilisi varmış, onu unutmuyor. 44 yıllık evlisiniz. Anlamışım. Ama şimdi kızım, bu beni devamlı beni aşağılıyor evin içinde. Ben onu seviyorum, ben seni istemiyorum. Bu yeni mi başladı? Ben bu öyle 44 senede katlandırmadım. Şimdi artık çekemiyorum ben. Ay yazık. Efendim? Ya. Yeni mi başladı yoksa 44 yıl boyunca bu böyle mi oldu? Aynen öyle. 44 aynen yıl öyle, boyunca yavrum. Sizi aşağıladı, ha, onu mu hatırladı? Beni de bırakmıyor, lafı da bitmiyor, kırıcı. Ah canım benim ya, canım ablacığım ya. Ne diyor, ne evet. diyor, ne diyor? Hocam, bir dakika, bir dakika. Ben böyle devam edeyim mi, ben bir, bunu çekemiyorum, ne ya, yapayım? Bir dakika, şimdi herif evde yok herhalde, böyle arkasından atıp tutuyorsun. Nerede? He, nerede? Yanında mı? Ablacığım, eşiniz yanınızda mı? Bak hocam soruyor. Ne sordu yavrum? Eşiniz yanınızda mı? Evde mi diyor hocam soruyor. Eşim yanımda da öbür odada kızım. O ayrı odada. Ha duymuyor zaten. Yavrum bu benim çok yıkıcı. Benim kalbim çok kırılıyor. Duyuyor, duyuyordur. Bir tane çocuğum var. Bir tanesi öldü yavrum. Daha bir buçuk sene olmadı. Ah canım. Bir dakika. Ölüm acısıyım ben. Ben istemiyorum bunu. Ya. Ama hocama soruyor yavrum. Benim kulağım biraz az duyuyor da. Ben duydum da, ben duydum. Benim duyman çok önemli değil. Şimdi kocan duysun. O nerede çağırsan onu bir yanına gelsin. Ne diyor? Eşinizi çağırabilir misiniz? Hocam öyle diyor. Soru soracağım ona. Çağır da gelsin bakalım. Çağırıyoruz yavrum. Tamam. Senin gibi bu kadar pozitif enerjisi olan bir eşi varmış. Niye sizin kıymetinizi bilmiyor? Aşk olsun ona. Yani bu böyle basit gibi oluyor anne kızım. Evden gitti mesela beni çok üzüyor. Sonradan da ben sana demedim sen yanlış anladın diyor bana. Ha hırsı geçiyor o anda. Sevgiliyi unutuyor sonra size mi dönüyor? De şimdi duyum. Hiçbir kusur bulmuyor. Yemeğimi, aşımı, temizliğimi, her şeyimi dört dört yapıyor. Onlara hiç kusur yok ama öyle diyor işte hemen. O söyledim. Geldi mi ablacığım? Geldi mi? Geldi mi? Geliyor mu? Ha gelmiyormuş. Ha gelmiyor. Gelmiyor. O zaman hocam tanıyor. Rahat konuşabiliriz. Gelmiyormuş. Yok gelse daha rahat konuşacaktım da. Benim aktarın yavrum sizin söyledim de. Benim biraz kulağımda arızalı zor duyuyorum. Şimdi biri... Evet hocam herhalde sesinizi biraz yükseltin. Bir insanın en çok muhtaç olduğu kişi hanımıdır. Evet. Hem ruhen hem bedenen bütün hayatı paylaşıyorsunuz. İnsana şükretmesini, teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Onun için size devamlı teşekkür etmesi lazım. Siz ona her türlü hizmeti yapıyorsunuz, hayatı paylaşıyorsunuz, hayatınızı onun için vakfetmişsiniz. Emanetsiniz, Allah'ın emaneti. O yüzden başkasını anması sizin yanınızda nişanlıymış. Ne görmüş ki ondan şimdiye kadar? Seviyor olabilir. Evlenememiş. Başka sebepleri olabilir ama evlendikten sonra insan unutacak. Unutmak zorunda. Hanımının bütün hayırlarını, güzelliklerini yüzüne karşı da takdir edecek. Sizi övecek, sizi anacak. Sadece yanınızda değil başka yerde de sizi överek anlatacak. Bu haram olur. Bir kadını başka bir kadınla seni sevmiyorum, onu seviyorum demesi günah olur. Vebale girer. Durduk yere günah işler. Şaka da olsa söylememesi lazım. Ablacığım. Gerçekten söylüyor. Gerçekten de söyleyemez. Şaka da söyleyemez. Evet, gerçek söylüyor. Ablacığım duydunuz mu? Ben helal etmiyorum diyor hocam. Ölünce de diyor senin yanıma beni gömmesin de ben seni istemiyorum. Ay kıyamam ya. Ay kıyamam ya. Hakkımı helal etmeme hakkım var mı? Ben buna bir bardak elimden su içtiyse helal olmasın diyor. Bana bu eziyeti yaptığım için diyor. Yapıyorsa bunu günaha giriyor. Gereksiz yere, boş yere. Bu bir gün, iki gün değil, dört sene. Ben artık kızım öldükten sonra kaldım. Yufka oldu. Tabii. Yani. Bu da şiddete girer.
Bu da şiddete girer. Seni çok üzmüş. Üzmesin. Günaha giriyor. Helalleşsin. Af dilesin. Ben gelseydi özür dile, elini öp diyecektim. Böyle olmaz. Böyle. Şöyle yapalım hocam. İkna etsinler. Yayın sonuna kadar bekleyelim telefonunu. Evet, bir katılsın olmazsa. Hoca seninle konuşmak istiyor deyin. Bir görüşelim onunla. Gelmek istemiyor hocam. Kavraman gibi ben onu. Çok inat. İnat mı? Suçunu biliyor evet, demek. Allah neyse bir daha ona söylettiremez. Tamam. Allah kalbine yumuşaklık versin. Senin kıymetini amin. Bilsin. Amin. Amin. Şimdi bu yaştan sonra da sen artık idare etmişsin. Akıllı bir hanımsın. Bundan sonra da o zaten normalde bunu gerçekten söylüyorsa çok aklı, yani çok zeki değil. Zeki bir insan hani sevse bile söylemez. Doğru. Bundan sonra sen onu idare edeceksin. Ya belki o sevdiğiyle evlense giriyor. Hocam belki daha çok sorunlar yaşayacaktı. Nereden biliyor yani? Ama bu söylenmez ki zaten. Söylenmez. Günün. Ablacığım süremiz çok kısıtlı olduğu için sizi sevgiyle kucaklıyorum. Eşinize, abimize de selam söyleyin. Biz yayın Allah sonuna kadar telefonunu bekliyoruz. Ben de sizi öpüyorum. Hocamın da ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Senin yanaklarından öpüyorsun ya. Ay canım, Allah ben de sizin ellerinizden öpüyorum. İkinizden de çok mutlu oldum. Siz ikna edin. Oldu, hoş oldu. Allah bin kere razı olsun. Amin, amin. Allah'a emanet olun. Amin, Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Şimdi bir telefonumuz daha var. Hayırlı günler efendim. Zonguldak'tan. Hayırlı günler efendim. Hoş evet. geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm tekrardan. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim bir sorum olacaktı. Daha doğrusu benim değil. Benim 10 yaşında kızım var. Evet. Kızımın sorusu şu anda okulda olduğu için bağlantıya katılamadı. 2 haftadır da çok merakla bekledi aslında sizinle konuşmayı. Peki. Selam söyleyin kızınıza da. Aleyküm selam hocam. Şöyle bir sorumuz var. Biz 5 kişilik aileyiz. Bir gece sabahleyin kalktık. Hepimizin sağ elinde şeytan kınası derler halk dilinde. Leke, sağ elinde leke şeklinde lekeler vardı ama hepimizin. Bunun da sebebini dinimizde acaba yeri var mıdır? Biz aile içerisinde konuşurken kızım da merak etti, aramak istedi sizi. Böyle bir şeyin dinimizde yeri var mıdır? Nedir bu? Yani sağ elimizde şeytan kınası derler ya halk dilinde. Nedir bu acaba? Leke dediğiniz kızarıklık var. Kırmızı. Sarı sarı kına şeklinde. Pembe şekilde. Hardal sarısı olur ya hocam. Kına rengin dediğin tamam. daha doğrusu. Evet. Evet, Zonguldak'a selamlar diyelim. Hocam cevabı verecek şimdi. Size hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı evet. günler efendim. Sağ olun. Buyurun şimdi hocam. Bir insanın elinizi şöyle kapatın. Mustafa sen de kapat ellerini. Yumruk yap. Herkes kapatsın arkadaşlar. Sıkın ama iyice sıkın. Şimdi açın. Kızardı değil mi parmak uçları? Evet. Hafif şuralarda sarımtıraklık da oldu. Niye oldu? Kan gitmedi herhalde. Kan toplandı bir yerlere. Şimdi bizim vücudumuzda bir ana damarlar var. Böyle görünen damarlar var. Evet. Bir de kılcal damarlar var. Kılcal damarlar yüz binlerce aynı yerde. Yüz binlerce damar var. Oralara bir yere bastırdığın zaman mesela ayak sürekli böyle kalır. Yattığın zaman. Evet. Ayağın ucu. Sonra bir kalkarsın tam abdest alırken bir bakarsın. Buralar kınalanmış. Buralar kınalanmış. Buralar kınalanmış. Ne olmuş? Orada damarda kan birikmiş. Bu kadar basit şeyleri insanlar kalktım elimde kan kına vardı ayağımda kına vardı buna göre bu tamamen biyolojik bir şey yani damarlarla kanla alakalı bir şey bununca zaten yani internete yazsa karşısına çıkacak bundan bir mana çıkarmaya gerek yok evet, herhangi bir işaret değil hayır, bu tamamen. Çok da sorulan bir soru kanla alakalı kan dolaşımıyla alakalı bir şey. Evet hocam asistanlarımızdan Burhan'la Erva sokağa gittiler. Muhabbet kapısının mikrofonunu halka uzattılar. Halka sorularını aldılar. Alalım sorularımızı. Hocam selamun aleyküm. Evet. Benim bir sorum var. Ben kalpten anji oldum. 3 tane stent var. Ayakta durup namazımı kılamıyorum. Oturup ayağımı uzatıyorum. Ya nasıl yapmam lazım?
Evet hocam, şimdi bugün müşteba olmadığı için müştebaya da buradan geçmiş olsun diliyoruz. Küçük bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Onun yerine stüdyo şefimiz Mustafa'yı alacağız. O hazırlanana kadar ikinci sorumuzu alalım. Evet, Mustafa Karataş hocama bir sorum olacak. Bu sorumuzu cevaplarsa memnun oluruz. Şimdi evde geçmişte ölmüş ya da ölmemiş insanların fotoğrafları var. Babamın, dedemin ya da kendimin duvarda asılı resimleri var. Şimdi bu resimler o duvardaysa eğer, o odada namaz kılabilir miyiz? Kılamazız. Bazı arkadaşlarımız ya da kardeşlerimin bazıları o resimleri oradan kaldır, namaz kılınmaz diyor. Eğer kaldırmamız mı gerekiyor? Eğer namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bunu cevaplasa memnun oluruz. Evet hocam. Odada, resim olan odada namaz kılınır mı? Şimdi resim, daha önce heykellere, resimlere tapınma olduğu için Peygamber Efendimiz kendi resmini bile yasaklamış. Mabetlerde resim yapılmasını yasaklamış. Yani camide resim olmaz. Çünkü orası ibadet yeri. Şimdi düşünün, şimdi camide, kiliselerdeki yaptıkları gibi, onlara da lanet etmiş Peygamberimiz. Evet. Biz sadece ne yazıyoruz oraya? İşte Hazreti Ebu Bekir yazıyoruz, Hazreti Ömer yazıyoruz, Hazreti Ali yazıyoruz ki bu şahıs isimleri de camide aslında doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü cami sadece Allah'a aittir. Şahıs isimlerini biz niye asıyoruz? Şia 12 imamı asınca kendi imamlarını, Ehl-i Sünnet de bu sefer biz de aşere-i mübeşşereyi onlara karşı asalım. Burası Ehl-i Sünnet. Biz onlar gibi düşünmüyoruz anlamında. Bir nazire olarak, alternatif olarak asılmıştır. Yoksa Resulullah'ın camisinde öyle yazılar yoktu. Sadece Allah'a aittir mescitler, ibadetler Allah'a aittir. Evet. Orada o resimleri, bir de onların resimlerini düşünün. Yani şuraya Hazreti Ali'nin resmini assak, şuraya Hazreti Ebu Bekir'in resmini assak, buraya Hazreti Ömer'in, camilerde resimli düşün. Evet. Orada o camiye benzer mi orası artık? Benzer. Olmaz. Kiliseye benzer. Aynen. İşte camide böyleyse namaz kıldığın yer de caminin bir parçasıdır, mescittir. Orada etraf hep resim dolu. Sen orada Allahu Ekber namaz kılıyorsun. Resimli olan yerde namaz kılmak doğru değil. Mekruhtur. Önünde olur, secde edilecek yerde bir insan sureti olursa haram olur. Kapatma imkanları varsa kapatırsın. En azından kıbleye döndüğünde, kıbleye döndüğünde sağında, solunda, önünde resim olmaması lazım. Ya hocam, mesela arkanızda olabilir mi? Arkada kapatma imkanı varsa kapatılır. Yine kapatmak gerekir. Ya arkada görmüyorsan namaz kıldığın yerde en azından kurtarırsın. Namazı zarar vermez. Ama yine de kerahatten hali değildir. Mümkün mertebe özellikle büyük resimleri ters çevirmek, kapatmak, namaz kılan yerde bulundurmamak daha güzel olur. Bazen oyuncaklar oluyor hocam. Çocukların oyuncaklarına müsaade edilmiştir. İşte hayvan şeklindeki onları oyuncak. Da kıldığın, namaz kıldığın yerde göreceğin kısımda olmaması lazım. O, arka tarafı. Arka atacaksın. Tarafı. Hocam bir de şöyle bir şey oluyor. Bu arada Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Sana geçeceğiz hemen. Bazen hocam mesela benim başıma geldi. Bir yere gittim, namaz kılacağım ama karşımda ayna vardı. Tam aynada kendimi görüyorum. Aynaya, başka da yer yok. Mecburum. Aynaya karşı, ateşe karşı o da namaz mekruhtur. Yani onu ne yapmak lazım? Ayna mesela çevrilebiliyorsa çevirirsin ya da üzerine bir şey örtülebiliyorsa örtersin. Kendine bakarak insan namaz kılamaz. Ateşe karşı namaz kılamaz. O da resim gibidir aynı şekilde. Yani işte sobaya karşı. Sobadaki ateşe karşı. Hı. Yani o anlamda. Ama hanımefendi dizlerimi uzatarak dedi. Dizlerini uzat, öyle rahat otur. Ayaklarını uzat. Önce teyzemize uzat, de uzat. Geçmiş olsun diliyoruz. Tam böyle kıbleye uzatacaksın. Zaten sorusu bu. Evet. Secde yapamıyorum diyor. Evet. Secde yapamıyorum. Nasıl kılacak şimdi? Evet hocam. Dizlerini uzatıyorsa. Hocam bu buyurun. Şekilde, bu şekilde dizlerini uzatıyorsan Allahu Ekber yapıyorsun. Ellerini bağlıyorsun. Şimdi Sübhaneke, Fatiha, Zamm-ı Sure'den sonra Allahu Ekber diye ellerini dizine koyup rükû yapıyorsun. Eyle, bu kadar eğiliyor. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Semi Allahu limen hamide. Şimdi tekrar Allahu Ekber. Bu secde. Bu kadar.
Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. İkinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Tekrar okumaya devam ediyor. Ellerini bağlıyor. Okumaya devam ediyor. Bu şekilde. O zaman yani Allah doğru yapıyor. Rükuda, secdede bu şekilde yapacağız. Secdeye gidecek hali yoksa. Ben burada toparlanıp secdeye gidebilirim diyorsa, burada toparlanıp eğilip secdeye gidebilecekse, o zaman secde yaparken toparlanacaksın Mustafa'cığım. Evet, diz üstü oturamıyor da uzatarak oturuyor ama secdeye gidebilir. O zaman secdeyi yapacaksın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Secde yapma imkanı varsa mutlaka secde yapacağız. Allahu Ekber. Tekrar ayaklarını uzatacak. Oturamıyor öyle. Uzatsın ayaklarını. Uzatsın. Evet, öyle uzatabilir. Tekrar okumaya devam edebilir. Bu evet, şekilde. Bu şekilde. Peki. Teşekkür ederiz. Tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyoruz. Mustafa'cığım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Hemen diğer sorumuzu alalım. Sokak sorularımızdan. Hocam, otobüste yaşlılara yer vermemek günah mıdır? Evet hocam, bu çok bariz artık arttı. Ben de görüyorum. Asla kalkmıyorlar. Eskiden hocam bir şey vardı, yine utanılıyordu, kulaklık takılıyordu. Şimdi o da yok. Gayet rahat gençlerimiz, hakkım der gibi rahat oturuyorlar hocam. Büyüklere saygı göstermeyen, küçükleri sevmeyen bizden değildir. Peygamber Efendimiz öyle demiş. İnsana yani bir gün bile büyük olsa kendisinde, biz ona ne diyoruz? Abi diyoruz erkekse, kızsa abla diyoruz, teyze diyoruz. Yani bundan dolayı bir de yer verme, özellikle hamile ise, engelli ise, o zaman vacip olur. Vermezsek günahkar oluruz, perişan oluruz. Şöyle olabilir, biz hastayız, genciz ama hastayız. Genciz ama ayakta durmaya artık takatımız bizim de kalmamış. O zaman oradan helallik isteriz, müsaade isteriz. Yani kalkmak isterdim ama çok perişan durumdayım, zor durumdayım. Bana ne olur müsaade edin, ayıplamayın beni. Der, müsaade edersin, olur. Hatta evet, öyle birini gördüğümüzde gel otur diye büyükler bile yer vermelidir. Genç de olabilir, tabii, hasta olur. O yani hastalık illa hali, evet. Tabii hastalık hali. Ama onun dışında gelmiş 80 yaşında elinde baston, senin başında kalksa da bir oturabilsem diye ayakta zor duruyor amca. Sen de hiç umursamıyorsun, açmışsın kitabı. O bu yaşa geldiğinde aynı hareketle karşılaşırsın. O zaman anlarsın nasıl dokunduğunu. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Evladın yaşındaki kişi sana tenezzül etmiyor, yerini vermeye tenezzül etmiyor. Bu bir ukalalıktır. Bencillik, kibir, gurur, enaniyet, toplumu, insanları hiçbir değer vermemek, hiçbir itibara almamaktır. Dünyayı ben yarattım havasında olmaktır. Bunların hepsi ayıp diyor. Evet. Sadece hani yer vermemek suçu değil burada esas. Esas suç, günah bu duygulardan kaynaklanıyor. Öyle bir duyguya sahip ki, egosu o kadar yüksek ki, o kadar kibir, gurur, abidesi ki, yaşlıymış, hocaymış, kadınmış, hamileymiş, efendim çok yorgunmuş, umursamıyor. Dünya batsa kendinden başkasını düşünmüyor. İşte bu duygu kötü bir şey. Evet, şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam gençlere? Eğer yer verirseniz ekstra bir sevap alırsınız. Bakın şu taşı yolun ortasından şuradan aldınız, buraya koydunuz, biri çarpmasın, sadaka sevabı. Birine yer vermek sadaka sevabıdır. Sen onu verdin, cebinde paran yok sadaka verecek. Sevap aldın. İşte bu kadar durduğun basit. Yerde sevap bu kadar aldın. Basit. Tabii. Evet. Şimdi hocam görüntülü sorularımız var. Hemen onlara geçelim. WhatsApp sorularımız. WhatsApp hattımızda ekranda. Ama görme özürlü izleyicilerimiz için ben tekrar edebilirim. 0538 261 26 77. Evet, alalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Hocam ben karaciğerim iflas etti ve beni eşim hastanede terk etti gitti. Ailem de sahip çıkmadı. Ben engelliyim hocam. Şu an kirada oturuyorum. 650 TL alıyorum.
ailemin durumu iyi. Babamın evi var, 3 katlı. Evin altına oturayım, izin verin, sizin gözünüzün önünde olayım dedim. Biz seni ayrı oturtmayız dediler, bana izin vermediler. Ben içlerine oturmak istemedim çünkü babam karı kız peşinde koşan bir insan ve evin içinde de huzur vermeyen bir insan. Annem de artık Alzheimer gibi oldu çünkü babam o kadar çok eziyetli bir insan ki hiç kimse onun yanında durmak istemiyor. Hiçbir kardeşim onun yanına gidip gelmiyor. Çünkü her şeye müdahale edebilen bir insan. Babam beni eve koymuyor zaten. Ayrı oturdum diye. Hiç bana sahip çıkmadı hocam. Ben bazen ona beddua ediyorum. Çok zor durumda kaldığımda. Çok beddua ediyorum işte bana sahip çıkmadıkları için. Ben ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Allah yardımcın olsun kardeşim. Zor, ne kadar vicdansızlık, ne kadar gaddarlık. Ama o bahsettiği kişi var ya, babalık yapmayan o adam. Hepsine muhtaç olacak, perişan olacak. Sonu öyledir çünkü etme bulma dünyasıdır. Şimdi bu kanadı kırık, engelli bu kardeşimize gene Allah'tan devlet herhalde maaş veriyor, bir şey veriyor. Mutlaka bir ev olmalı. Evi olmalı, orada oturmalı. Aileye yakın sıkıntı olmuyorsa dediği doğru aslında. Bir katı bana verin, ben burada oturayım demiş, güzel söylemiş. Onun için mücadele etsin, annesi yardımcı olmaya çalışsın. Fakat işte bir insan neler yapıyor, bir aileyi nasıl dağıtıyor, nasıl eziyet ediyor, görülüyor. Allah ıslah etsin. Mücadele et, derdini anlat. İnşallah bir ev sahibi de olursun. Baban vermezse devlet yardım edebilir, devlet yetkilileri seni bilsinler. Durumunu anlat kardeşim. İnşallah Rabbim sana dünyada da güzel bir mekan versin diye dua ediyorum. Sağlık, amin. Afiyet diliyorum. Amin inşallah. Hocam isterseniz ikinci şifremizi verelim. İkinci şifremiz Hazreti Musa Aleyhisselam. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam. Evet, diğer görüntülü videomuzu izleyelim. Merhaba hocam, benim iki sorum olacak. Birinci sorum, eşim vefat etti. Kayınvalidem ve kayınpederim kendileri ölmeden mal böldüler. Eşimin hakkını bize vermediler. Ben de ölmüş eşime beddua ederek Allah yerinde yatırmasın dedim. Pişmanım, yeminimin bozulması için ne yapmam lazım? İkinci sorum, kızıma aldığım ürüne israf ediyorsun, bir daha almayacağım diye yemin ettim. Ama almak zorundayım. Yeminimin bozulması için ne yapmalıyım? Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum hocam. Hocam ben ilave olarak şunu sormak istiyorum. Allah yerinde yatırmasın ya da mezarı dar olsun diye ah ederler hocam. Bu ölüye yapılan ah tutar mı hocam? Böyle bir şey hisseder mi? Haksızlık yapmışsa tutar tabii. Şimdi burada anne babanın mirası, miras paylaşıldığında diğer çocukları varsa ölen bir çocuğuna miras vermezler. Yani burada miras paylaştılar, bize vermediler diyor. Size miras düşmez. Çünkü kardeşleri, yani ölenin, evet, kardeşleri var hayatta. Evet. Ölenin kardeşleri, anne babanın çocukları olmasa torunlarına miras düşer. Asıl varken vekile düşmez mesela. Bunun gibi. Orada asıl evladı var. Senin evladın varken, eşin varken dayına, teyzene, yeğenine miras düşer mi? Düşmez. Düşmez. Onun gibi. Evet. Onun gibi düşüneceksin. Birincisi bu. İkincisi yeminin bozulması. Efendim yemin etmiş, sonra da bozmuş herhalde. Evet, almak zorunda kalmış. Yemin. Almayacağım demiş ama almak zorunda kalmış. Onu da bir fakiri 10 gün ya da 10 fakiri
birer gün yedirecek, içirecek veya giydirecek. Buna gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutacak. Oruç tutacak. Evet. Diğer video sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Size bir sorum olacak. Namaz kılarken kedimizin sürekli gelip namazla oturması bir sakıncası var mı? Ve kediler bunu neden yapar diye çok merak ediyorum. Hayırlı günler. Evet hocam. Kediler yapmıyor ki, sadece çocuklar da yapıyor. Yani benimle ilgilen diyor. Geliyor önüne oturuyor, sen ona ilgi göstermeyince, başka noktaya bakınca. O da oyun oynamak istiyor. Kedinin dini olmaz yani. Kedi namazı bilmez. Ama bir taraftan da imtihan tabii. İşte ne yapacaksın? Bir, vurmayacaksın, kırmayacaksın, azarlamayacaksın. Kedinin namaza zararı yok. Tersine de kediyle meşgul olmayacaksın. Evet. Yani ne yaptı, yattı, yatmadı bilmem ne. Namazda onlarla uğraşmayacaksın. Namazda kendini huşuyla Allah'a teslim edeceksin. Hocam bir de şöyle bir şey derler. Hayvanın sürtündüğü yer, yaladığı yer necaset olur mu diye. Kedilerde necaset olmaz. Köpeklerde olur mu? Köpeklerde hocam? Olur. Köpeklerin sürtündüğü, yaladığı yerde necaset olur. Yıkanması lazım. Yıkanması lazım. Abdest tazelemek gerekir mi hocam? Bize göre gerekmez. Gerekmez. Evet. Tamam. Diğer videolu sorumuzu alalım. Selamünaleyküm hocam. Benim de size bir sorum olacaktı. Şimdi ben mezarlığa gittiğim zaman başka mezarlarda güzel çiçekler açmış oluyor. Fesleğenler falan, her şey güzel oluyor. Ama ben babamın mezarına bakım yaptığım halde o kadar güzel olmuyor. Ya çiçek kuruyor, ya soluyor, bir şeyler oluyor yani. Acaba diyorum bunun oradaki yatan kişinin günahlarıyla alakası var mı? Bunu merak ediyorum. Bir de babam yani dinini fazla yaşamadığı için o çok geliyor aklıma. Acaba onun günahları olduğu için mi o çiçekler tutmuyor? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çiçeğin ne günahı var? Babanın günahını çiçek mi çekecek? Ya bunu ben de duymuştum yani, hocam. Olmaz. Öyle bir şey yok. Bu tamamen mevsimsel, bakımla alakalı. Ya da toprakla alakalı. Toprakla alakalı. Babanın günahıyla çiçeğin arasında ilişki olsaydı yeryüzünde bir tane çiçek kalmazdı. O kadar çok günahkar var ki. Evet. Evet hocam. Şimdi telefonumuz var. Hemen telefonumuza. Güven Bey. Ağrı'dan Güven Bey. Buyurun efendim. Selamünaleyküm ablam. Aleykümselam. Ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar kardeşim. Buyurun. Hocam dinliyor. Hocam size bir soracak. Sormadan önce sizi çok seviyoruz hocam. İzliyoruz. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. Hocam, bir derdim var hocam. Benim bir hasta evladım var. Allah şifa versin. Neyi var? Hocam Hidris Efendi hocam. Bezden aşağı tutmayayım. Allah Allah. Doğumdan itibaren mi? Evet hocam. Ben hocam kaçarak evlendik. Gümüşhane Çelik'ten hocam. Annesi işte babası beni sevmediği için bizi bir ara ayırmaya çalıştılar. Çocuğum 3 ay yoğun bakımda kaldım hocam. Giresun'da. Ondan sonra ben eşimle konuştum. Eşimi yine getirdim hocam burada. Ondan sonra annesi babası hep bana hakaret ediyordu. Ondan sonra üşüyordur, üşlemişsin, budur, kürsünüz falan filan hocam. Evet. Babası deyip işte bırak çocuğu sakat, özürlü falan. Niye perişan oluyorsun? Bir de eşim 2 ay, 2 tane hocam. Bugünlerde doğum yapacak. Evet. Ben onları kaç büyük aradım hocam. Kimse olumlu cevap vermiyor. Hepsini ben sizi boşaltacağım. İşte dede bizim arkamızda falan filan hocam. Ben şöyle yapmam lazım hocam. Sizden yardım istiyorum. Hanımın ayrılmak mı istiyor? Ailesi bırakıyor hocam. Ailesi ayrıl gel diyor yani, hamile olduğu halde. Evet hocam. Şu an babasının evinde. Bugün nerede doğum yapacak? Şu anda 1 yaşında çocuk benim yanımda. Allah Allah. Engelli çocuk senin yanında. Evet hocam. Babası işte bizim büyük konuştu hocam. Dedi ki işte ben kızımı dövmüş, sokağa atmış. Demiş ki sen çocuk doğuramıyorsun, özürlü falan. Ben ondan dolayı atmışım. Yani babası yalan iftira atıyor hocam bana. Burada tabii hanımın esas karar verme noktasında o. O niye senden ayrılmak istiyor? Peki engelli hocam, çocuğunu bir kadın bırakamaz ki kolay kolay. Hocam eşim şu sorunu vardı hocam. Ben işten geldiğim zaman niye geç geliyorsun? Yanında bayan arkadaş çalışıyor mu?
Çalışma diyor bana hocam. Sen de benim yanımda kal. Ya işe gitme, yani evde kal diyor. Evet hocam. Diyor ki ya bayan olduğu yerde çalışmayacaksın. O zaman ben çalışmayacağım. O zaman kim çocuğuma bakacak, sana bakacak hocam? Birisine hakaret olsun, benim anneme karşı bazı kelimeler kullandı hocam. Yani burada şans söylemiyorum. Sen tabii geçen hadiseleri aranızda bilmiyorum ama şu anda o çocuğa tabii bakmak öncelikle senin vazifen. O çocuğa evet. Bakacaksın. Allah sana ondan dolayı da sevap yazar inşallah bir engelli çocuğa. Hem baba olarak hem de bir engelliye hizmet etmiş olarak. Devletten de yardım iste. Onun bir imkanı sana da faydası olur. İnşallah kadın da vicdanı varsa döner. Günaha giriyor. Seni o halde, çocuğunu o halde bırakmış olmakla günaha giriyor. Vicdanı varsa dönecektir. Ona da böyle söyle. Vicdanı varsa hoca dönecek diyor. Baba da kızını ayırmakla, babası, annesi, gel sen buraya demekle onlar da günaha giriyorlar. Hocam o çocuğun suçu ne hocam? Annesiz büyüyor. Tabii, yazık değil mi tabii, o çocuğa? Çocuğa da yazık. Hocam ben babasına konuştum. İşte yapmayın. Bak tamam bir hatamız var. Bana bize büyüklük gösterin. Evet. Büyüklük göstermediniz. Bizim bir evladımız var. Çocuk şu an ikiniz de doğuracak. Büyüklük çocuğumuz olacak. Tüm yazık günah değil mi? Günah. Bize diyor ki hocam bizim için çocuk önemli değil. Niye? O can değil mi? Yok hocam. Yani o çocuk büyüdüğünde o çocuk büyüdüğünde onlardan hesap sormaz mı? Onların vicdanına seslenmez mi? Hocam Allah Allah bunun hesabını sorar. Hocam zaten giresine atıldığı zaman hocam 3 ay orada kaldığı zaman doktora bağırıyordu işte anne sütü. Ben bir baba olarak hocam ben 15 güne bir gidiyordum orada 3-4 gün kalıyordum hocam. Anne sütü olsun 15 dakika bile kalmıyordum hocam. Bir çok acı çektim hocam yani onun ailesi yüzünden. Yani eşime hakaret ettim hocam. Şu eşime yine sevdim her türlü karşım. Eşim için hocam bana dedi ki işte kelimeler kullandı. Neyse. Sen doğru yolda doğru yapmışsın. Allah sana bir kolaylık kapı açsın inşallah. Annesine de vicdan versin de dönsün o yavrucağız. Mağdur oluyor şu anda yazık. Üzüldük. Rabbim inşallah yardımcın olur kardeşim. Amin hocam şu an ne yapmam lazım hocam sizden yardım istiyorum da hocam. Devletten yardım iste engelli yavru için. Öncelikle onun çaresine bak. Rabbim sana da bir kapı açar. İşin devam ediyor herhalde. Hocam işin devam ediyor bu pandemi dolayı bir ayda falan çalışmıyorum. Tamam. Yani hayırlısıyla pazartesi günü iş başlıyor hocam. Tamam. İşte ona bir bakıcı lazım, devlet maaşı lazım. İnşallah olur. Peki. Hocam anne bakıyor zaten hocam. Tamam. Peki size hayırlı günler diliyoruz. İnşallah tez zamanda huzura erersiniz. Hocam birkaç tane Instagram sorusu sormak istiyorum. Soruları sor ama bugün çok Resulullah Efendimiz'in Arafat'ta yaptığı duaların arasında bir tanesi çok dikkatimi çekti. Hocam biraz sonra okuyalım mı duayı? İşte o duayı okuyalım unutturmadan. Arafat'ta Peygamber Aman Efendimiz'in Allah. Yaptığı dua. O kadar güzel bir dua. Öyle mi hocam? Aman programı yarabbim. Sonunda mı yapsak hocam? Dua yani arada verelim ki program sonunda da gene yapalım. Tamam. Ama çok hoş bir dua. Hı. Tamam. Hemen bir iki Instagram sorusu sorup telefonumuz bekliyor alacağım. Ben bir dövme sanatçısıyım. Kendi isteğiyle yaptırıyor kişi. Ben sorumlu olur muyum? Dini boyutunu düşünürsek Kur'an'da dövme ile ilgili ayet var mı? Dövmenin dinle alakası var mı demiş hocam. Yani dövmenin dinle alakası yok. Şöyle, şimdi dövme vücuda bir müdahaledir. Fıtrata zararlıdır. Resulullah Efendimiz'in beğenmediği bir şeydir. Vaşime diye geçer. Yaptırana da, yapana da. O zaman tabii, sorumlu oluyor. Tabii. Yapan, dövme sanatçısı dövme, da sorumlu. Dövme yaptırana da, yapana da. O da Peygamberimizin beğenmediği sıfatlardan, kişilerden biridir. Ondan vazgeçecek. Bu işi yapmayacak. Helalinden evet. Güzel bir meslek seçecek. Yine bir soru hocam. Her yerde araştırdığım ve cevabını bulamadığım bir sorum var. Hac ibadetinde sosyal statüyü ortadan kaldıran uygulama hangisidir? Kabe'yi tavaf etmek, vakfe yapmak, şeytan taşlamak, ihrama girmek, cevap verirseniz çok sevinirim sayın hocam demiş. Herhalde en zor olanı
hem ihram var onda. Evet. Hem de aynı statüdesiniz. Mahşeri tam andıran yer vakfe, Arafat Vakfesi'dir. Arafat Vakfesi. Arafat Vakfesi statüyü oradan kaldırıyor. Arafat'tan Müzdelife'ye giderken bir teyze diyor ki egzoz gazlardan zehirlenecek, trafik sıkışmış, gidemiyor, içecekler, ayranlar bitmiş, klimalar çalışmıyor, benzin bitmiş arabada. Hocam öyle güzel anlattınız ki birden kendimi orada hissettim. Teyze diyor ki hocam burada öleceğiz, ben çok zenginim, helikopter parasını ben vereyim, bir helikopter tutsan da bizi buradan alıp götürse Müzdelife'ye, kaldık burada. Burada para geçmiyor teyzeciğim. Bu kadar. Para geçmiyor. Oysa yani hocam orada yaşarken o manevi dokuyu hissetse aslında bunlardan hiç eziyet görmeyecek. Öyle değil mi hocam? Biz hiç rahatsız olmuyoruz. 3,5 saat otobüsün içinde kaldın hocam, mı? Hocam ben Arafat'tan Kabe'ye yürüme indim. Yürüme inersin. Keşke yürüyebilsek. Yani şimdi ne kadar? 5 kilometre mi hocam orası? Arafat'la Müzdelife arası 6-7 kilometre. Kabe 18 kilometre. İşte ben o yolu yürüdüm. Ta Kabe'ye mi yürüdün? Evet. Gençsin o zaman da. Gençlik, daha da gençtin. Hocam. Şimdi düşün, bu teyze 70 yaşında. Nasıl insin de yürüsün? Hayır, yürümezdi hocam. Hani o maneviyatla insan hissetmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Otobüste tabii. Herkes bayılmak üzere. Egzoz gazları çalışa çalışa o yerinde saydı. Arabalar gitmedi. 3 saat gidemedi. Trafik tıkanmış. Zehirledi. Sıcak. Ağustos ayı. Tabii klimada çalışmadı. Klimada çalışmadı. Bitti. İçecekler bitti. Su bitti. Ayran bitti. Artık ölüm. Bayılanlar başladı. Ben de bayılmamak için zor duruyorum ayakta. Gencim tabii. O zaman. Kadın yalvarıyor. Para yok, pul yok. Olsa ne olacak? Helikopter nerede tutacaksın? Kime helikopter getir diyeceksin? Paran geçmiyor ki. İşte mahşerde öyle olacak. Burası tam bir mahşer gibi. Evet. Telefonumuzu alalım. Alo. Merhabalar. Alo, hayırlı günler efendim. Buyurun. Hayırlı Bittes. Günler. Merhabalar hocam. Merhaba. Buyurun kardeşim. Ben şunu soracaktım. Bizlerin bireysel emekliliği var. Acaba bu paranın zekatını vermemiz gerekiyor mu? Ama 56 yaşına kadar da alamıyoruz burada. Evet. Şimdi bireysel emeklilikte biriken paranızı devlet size birdenbire mi verecek, taksit taksit mi verecek? 56 yaşında emekli olduğumuz zaman ister taksitli de alabiliyoruz, evet. Toplu olarak da. Şimdi bir defa taksitli aldığımızda zengin olmuyoruz. Toplu aldığımız zaman, o zaman zekat bize üzerinden de bir yıl geçecek ve borçlarımız olmazsa, 80 gram altın ve üzerindeki bir bedele karşılık geliyorsa, o zaman zekatını veririz. Şu anda orada biriken para henüz doğrudan da bizim bile değil. Yani evet. Bu arada paramız birikiyor. Devlet bizim adımıza biriktiriyor. Ben ona malik değilim. Alıp kullanamıyorum. Evet. Kullanamadığım para benim değildir. Dolayısıyla zekat düşmüyor. Düşmez. Verdiği zaman siz onu soracaksınız. Ben buradan şu kadar para aldım, buna zekat düşer mi? O zaman hesap edeceğiz. Evet. Bitlis'e selamlar. Hayırlı günler diliyoruz size. Hayırlı günler. Buyurun. Bir soru daha mı? Hemen sorayım. Tabii buyurun. Buyurun. Hocam oğlumun 90 gram kadar altını vardı. Ama onun üstünden bir yıl geçti. Zekatını vermeden sattı. Acaba zekat düşer mi ona? Tabii. Zekatını vermezse, bir yıl geçmişse zekat borcu duruyordur. %2,5'unu vermeliydi. Üzerinde duruyor o. Günaha girer vermezse temizlenmez. %2,5 olarak mı veriliyor, evet, onun zekatı? Evet. Tabii paralarda %2,5. Altında %2,5. 40'ta 1 demek, %2,5 demek zaten. Var mıydı? Sağ olun. Acaba bir soru daha sorsam. Bir de oğlum araba aldı. Her seferinde adağı alacağım diyor ama yerine bir türlü getiremiyor. Aklımda diyor. Neredeyse araba alalı 3 yıl oldu. Arabayı da sattı. İnsanoğlu böyle. İnsanoğlu söz verir, yerine getiremez. Bu da bir imtihandır. İmtihanı kaybetmiş. Hemen yapacak. İlk fırsatta işleri düzelir. Hocam arabayı satmış ama yine de satsın, kurbanı tabii, kesecek. O vacip, onu yerine getirecek. Yeminler yerine. Aslında oğlumun durumu da iyi yani ama ihmalkar geliyor. Kur'an-ı Kerim yeminlerinizi yerine getirin diyor. Alacağı olsa unutmuyor ama borcu olunca unutuyor insanoğlu. İhmal etmiş. Peki hocam, çok siz sağ olun. Teşvik edin, bir an önce yapsın. Evet, hayırlı Allah günler olsun, diliyoruz size. Diğer telefonumuz. Alo. Alo. Alo, buyurun Mersin'den.
Mersin'e selamlar olsun. Evet, iyi günler dilerim. Hocama bir sorum var. Dinliyor hocam. Zihinsel özürlü oğlum var. 26 yıldır eşimden ayrıldım. Çocuklarıma ben de %70 engelliyim ama çocuklarıma baktım, büyüttüm. Maşallah. Zihinsel özürlü 40 yaşındaki oğlum 6 aydır hastalığına uğraşıyorum. Babasını aradım. Ne olur bir gel, çocuk seni görmek istiyor dedim. Ben öldü sayım dedi. Gelmiyor. Çocuklarıma hiç nafaka da ödemedi. Herhangi bir yardımda da bulunmadı. Hocam bunun günahını, sevabını sana soruyorum. Allah rızası için. Kim yardım etmemiş? Eşi yani, babası ayrılmışlar. Yani. Babaları, evet. Çocukların babaları. Çocukların babası çocuklara bakmak zorundadır. Bakmadı hocam. Bir ayakkabı dahi almadı. Annenin bakma vazifesi yoktur. Vicdanen vardır. Bebekken terk edemez. Bakacak, emzirecek ama emzirme parasını bile alır diyor ayrıldıysa. İsterse alır. Ama baba çocuğun her türlü ihtiyacını karşılamak zorundadır. Evlenince buna zaten biz söz vermiş oluyoruz. Haram işlemiş, günah işlemiş maalesef. Baba da engelli mi? Hayır hayır. Evlenmiş. Başkasıyla evlenmiş. Ben engelliyim %70. Evet. Oğlum da zihinsel özürlü 40 yaşında. Şimdi ona hala ben bakıyorum ve 6 aydır çok hastadır. 6 kez ameliyat geçirdi. Ben ona bir defacık gel gör dedim ama görmedi. Günah işliyor hocam. Bakın neler söyledi. Evet. Yanlış yapıyor. Allah kolaylık versin, sevabını siz alıyorsunuz. O da sizin için bir nimet. Allah size nasip etmiş, ona nasip olmamış. Allah razı olsun hocam. Sağ ol kardeşim. Peki, geçmiş olsun diliyoruz, hayırlı günler diliyoruz size. Allah razı olsun. Ellerinden öperim hocam, dua et. Allah razı olsun. Rabbim yardımcın olsun amin, kardeşim. Amin hocam. Evet, şimdi yine halkın sorularını alalım hocam. Bir soru soracağım. İnsan değiştirebilir mi? Evleneceği kişi dua ile değiştirebilir mi? Hocam şöyle derler, doğru mudur? Nikahla ölüm tarihi değişmez, saati değişmez derler hocam. Öyle midir? Yani ölüm tarihinin değişmeyeceğini Kur'an garanti veriyor ama nikaha garanti vermiyor. Öyle mi hocam? Tabii. nikahı bugün alırsınız, yarın randevuyu değiştirirsiniz. Sıkıntı şurada, dua ile değişebilir mi? De şunu anlıyorum ben. Mesela bir namzet var. İşte görüşüldü, edildi falan ama aslında gönlüne tam yatmadı ya da kararsızsın. Evet. Ama öyle bir dua ediyorsun ki ya Rabbi bana hayırlısını nasip et. Hayırlı değilse nasip etme diyorsun. Bu dua bunu değiştirir mi? Değiştirir. Yani bu dua bunu değiştirir. Dolayısıyla dua istiharede yapıyoruz ya. Evet. İşte istiharede hayırlısını göstersin diyor. Biz talip olduk fakat istihare yaptık. Doğru olmadı. Çıktı. İstişarelerde kararsız kaldık. Evet. O zaman değiştirebiliriz duayla da. Dua da değiştirmiş o olur. O zaman duayla kişiyi, evleneceğimiz kişiyi değiştirebiliriz. Tabii, diğer sorumuzu alalım. Hocam şey soracağım. Bir insana karşı bir kinin yok ama konuşmak istemiyorsun. Kalbin kırılmış. Onun günahı ne kadar vardır? Üç şey sebebiyle konuşmama hakkımız var. Bir, canımıza kastetmişse, iki namusumuza kastetmişse, üç malımıza kastetmişse. Böyle bir musallatlığı yoksa ya da böyle tasallutu yoksa, saldırısı yoksa, bize işte dedikodu, şöyle demişler, böyle demişler, çocuğu böyle demiş, kızı böyle demiş, işte cenazesine gitmiş, düğününe gitmemiş, bunlardan dolayı o zaman konuşmak istemezsen günaha girersin. Evet. Başka var mıydı halk sorumuz? Hemen alalım. Selamünaleyküm hocam. Müslüman olmayanlar, dini hiç keşfetmemiş olanlar, onlar ahirette nasıl yargılanacak? Allah onlara neden bir işaret göndermiyor? Hocam siz az önce dediniz ki Arafat'ta Peygamber Efendimiz'in yaptığı dua. Bence dua yapalım. Süremiz ne kadar kaldı Mustafa? Süremiz ne kadar? Kaç? 5 dakika sığar mı hocam? 2-3 dakika sığar mı? Dua evet. Dua kısa. Araya duamızı alalım, ondan sonra sorunun cevabını alacağız. Dua buyurun kısa. Hocam. Resulullah Efendimizin Arafat'ta çok uzun bir duası var. Uzun da bir hutbesi var.
Şimdi veda hutbesi diyoruz ya. Veda hutbesinin bir bölümü Arafat'ta, bir bölümü Mina'da, bir bölümü Müzdelife'de, bir bölümü Kabe'de yapılmış. Dört hitaptan oluşuyor veda hutbesi. Arafat'ta yaptığı dua uzun. Ama ben oradan bir bölüm okuyacağım. Niye okuyacağım bunu? Şimdi okuyunca anlayacaksınız. İlahi inne zunubi ve inkânet izâmen velâkinnehâ sigârun fî cembi affike fâfirhâ li ya kerim. Allah'ım, benim günahım o kadar büyük ki ancak senin yanında günahımın hiçbir cürmü yok ki. O kadar küçük kalır ki. Bak ne güzel. Evet. Günahım çok büyük. Ama affının yanında benim günahım küçücük kalır. Allah'ım. İlahi ente ente. Allah'ım sen sensin. Sen büyüksün. Ve ene ene. Ben de benim. El avadu ile zunubu ve entel avadu ile mağfireti. Ben günahlarımı biliyorum, günahlarımı sana arz ediyorum. Sen de mağfiret yaparsın, bağışlayan sensin, günah işleyen benim. Amin inşallah. Bağışlayan sensin. İlahi, in kunte la tarhamu illa ehle taatik fe ila men yefzeul müznibun. İşte burası için esas okudum. Diyor ki, ya Rabbi, sen sadece seni bilenleri, sana taat edenleri mi affedeceksin? O zaman günahkarlar kime gidecek? Bu çok etkiledi beni. Evet. Bir daha okuyayım. İlahi, in kunte la terhamu illa ehle taatik fe ila men yefzeul müznibun. Allah'ım, sen sadece sana itaat edenleri affedecek olursan, merhamet edecek olursan, ya günahkarlar kime sığınacak? Rabbim hepimizi affetsin. Amin. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten çok güzel bir duaydı. Evet. Bunu yapalım hocam ara ara. Ya, sık ara sık ara yapalım. Burada hocam çok güzel dualar var. Peygamberimizin Arafat'ta yaptığı. Şimdi kardeşimizin sorduğu bir soru var ya. Evet, Müslüman olmayanlar ahirette nasıl yargılanacak? Şimdi Allah merhamet sahibidir. Kuluna zulmetmez, kul kendine zulmetmedikçe. Cenab-ı Hak la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha, taşıyamayacağını kula yüklemez, vermediğini de istemez. Kula ne verdin ki ne istiyorsun? Kula ne vermiştir Allah? Gönlümüzde, ruhumuzda bir inanma duygusu vardır. Biz bir defa gaybe inanıyoruz, ruhlara inanıyoruz. Elest bezminde Allah ruhlara, ruhlar yaratıldığında, ruhlar huzuruna geldiğinde daha doğrusu, ruh ezelidir. Cenab-ı Hak ruha sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımıza sordu ya, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, evet Rabbimizsin Allah'ım dedik. Bunu biz unuttuk ama ruhumuz unutmadı. Bir defa şu anda genlerde bir inanç geni bile tespit ediliyor. Yani bizim içimizde Allah'ın varlığını bilen bir ruh var. Birincisi delil bu. Bundan dolayı sorumluyuz. Evet. İkincisi din gelmiş, peygamber gelmişse, tebliğ edilmişse onlardan da sorumluyuz. Din gelip peygamber gelmedi, tebliğ edilmedi, sıfır. İşte o zaman o ruhun ve aklın bize getirdiklerinden sorumlu. Akıl da İbrahim Aleyhisselam gibi bunu yaratan olmalı. Kendiliğinden olamaz. Bunu da yaratan olmalı. Bunu da yaratan olmalı. Sonunda diyor ki bunlar hep geçici, yok oluyor. Yok olan bir şey bunları yaratamaz. Yok olmayan bir şey yaratabilir. O zaman bütün bunları yaratan Allah vardır. İbrahim Aleyhisselam muhakemesi, mantık yürütmesi, istidlali delil olarak gösteriliyor. Deniyor ki din ve peygamber gelmemişse o kişi en azından Allah'ı bilmelidir. Allah'ı biliyorsa Cenab-ı Hak ona göre muamele edecek. Din gelmiş tebliğ edilmişse, onları yapmamışsa ona göre muamele edecek. Din gelmiş tebliğ edilmiş ve yapmış itaat etmişse
iyi amel işlemişse ona göre muamele edecek. Ona göre muamele edecek. Hemen bir görüntülü videolu sorumuz var. Aleyküm hocam. Benim bir sorum olacaktı. Geçmişte hata yapan insan gelecekte iyilik yapsa sevap kazanır mı? Günahları af olur mu? Evet hocam, şimdi yaptığımız iyilikler geçmişte yaptığımız günahları siler mi diyelim? Hani doğrular yanlışları siler mi diyelim? Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hemen üçüncü şifreyi açıklayacağız dedim ama arkadaşlar verdi. Hazreti Elyasa aleyhisselam ve kısa bir ara. Aleyküm hocam, benim bir sorum olacaktı. Geçmişte hata yapan insan gelecekte iyilik yapsa sevap kazanır mı? Günahları af olur mu? İyilikler günahları siler mi hocam? Tabii Kur'an-ı Kerim tam da ayet-i kerime innel hasenat yuzhibne seyyiat. İyilikler günahları siler. Yine Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde de buyuruyor ki ittakillah haysuma kunte ve etbi'il hasenete ve etbi'is seyyiatel hasenete temhuha. Bir kötülüğü silsin. Bu silme neyle olur deniyor? Tövbe siler. İki rekat namaz kılmak bir hasenedir. Nasıl niyetleneceğiz hocam namaza? Tövbe namazı mı niyetlenir? Allah için namaz. Tamam. Tövbe namazına demeye gerek yok. Niyet mallar hazır için iki rekat namaz kılmaya. Namaz bir iyiliktir. Tebessüm sadaka yerine geçer. Birine sadaka vermek bir iyiliktir. Bir ihtiyaç sahibine yardım etmek bir iyiliktir. Yol göstermek, adres göstermek bir iyiliktir. Anne babaya hayırda, hasenatta bulunmak, sıla-i rahim yapmak bir iyiliktir. Birinin gönlünü almak, derdini dinlemek, ona teselli vermek, cenazesine katılmak, düğününe, bayramına katılmak bunlar bir iyiliktir. Hepsi geçmiş günahları siler. Bir de şöyle diyor Peygamber Efendimiz, her namaz diğer namazla arasındaki küçük günahları siler. Cuma namazı öbür cuma namazına kadar aradaki günahları siler. 3 günde ziyadesiyle siler. 10 günlük günahı siler diyor. Maşallah. Yani bir cuma namazı kıldık. Bu cumada kıldık. 10 günlük günahımız silindi. Kulakları müstesna. Onları İnşallah. Ödeyeceğiz. İnşallah. Diğer videolu sorumuzu alalım. Hocam merhaba. Hocam ben kapalıyım. Namazımı da kılıyorum. Fakat çok dua ediyorum bir ev sahibi olabilmek için, bir araba sahibi olabilmek için çok dua ediyorum. Fakat sürekli bir şeyler ters gidiyor. Eşimin kazancının iyi olmasına rağmen, helal kazançlı olmasına rağmen sürekli bir şeyler ters gidiyor. Ya neden bu dualarım benim kabul olmuyor? Neden ben bu kadar yalvarıyorum, bu kadar gerçekten kalbimin de temiz olduğuna inanıyorum? Neden dualarım benim kabul olmuyor? Evet, neden kabul olmuyor hocam? Bu söz doğru bir söz değil. Dua kabul olmuyor demeyin diyor Peygamber Efendimiz. Kesinlikle istemeye devam edin. Dua edebilmek de bir nimettir. Şimdi eşim helalinden kazanıyor. Benim kalbim temiz, biz niye sahip olamıyoruz? Bilemeyiz ama şunu tekrar gözden geçirmek lazım. Biz gerçekten helalinden kazanıyor muyuz? İki, helalinden kazandığımızın sadakasını, zekatını veriyor muyuz? Zekat sadaka malı artırır. Paylaşmak malı artırır. İyilik malı artırır. Hayır dua almak, ana baba duası almak malı artırır. Tamam sen helalinden kazanıyorsun ama ana babanın bedduasını almışsın. İflah olmaz. Yine bir yerde bir eksiklik var. Birçok zengin vardır. Mutlaka anne babasının duasını almıştır. O gördüğün zenginler var ya, karıştır onların altında, tamam çileli bir hayatı vardır, çok çalışmıştır ama mutlaka annesinin duasını almıştır. Bunlar da önemli, dua almak da gerekiyor tabii. Hocam yine de bir hacet duası verelim mi izleyicimiz için ve bütün haceti olan evet, seyircilerimiz için tabii, hacet duası. İhtiyacımız olduğunda da bu dua güzel bir duadır. Hacet duasını yaparsak inşallah. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. Es'elüke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik ve selamete min kulli ismin vel ganimete min kulli bir. La teda'a lena zemben illa gaferte ve la hemmen illa ferreşte ve la deynen illa kadayte ve la meridan illa şefeyte
ve la evladen illa aslahte ve la bedenen illa afeyte ve la haceten min havaicid dünya vel ahire fiha leke rıdan illa kadaytehe ya erhamer rahimin. Amin. Allah'tan başka ilah yoktur. O halimdir, kerimdir. Ulu arşın Rabbini tesbih ederiz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd ederiz. Allah'ım senden rahmetini kazandıracak şeyler isteriz. Bağışını temin edecek hayırları isteriz. Her türlü günahtan kurtulmayı senden dileriz. Her iyilikten ganimeti senden dileriz. Ya Rab bizde bağışlanmamış günah bırakma. Amin. Kurtarmadığın darlık bırakma. Ödenmemiş borç bırakma. Amin. Şifa bulmamış hastalık bırakma. Islah olmamış evlat bırakma. İyileşmemiş beden bırakma. Dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan olup da yerine getiremediğimiz bir ihtiyaç bırakma. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi ya Rab. Duamızı kabul eyle. Amin. Ağzınıza sağlık hocam. Ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimize, araba sahibi olmak isteyen kardeşlerimize de en güzelinden nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Dördüncü şifreyi vereceğim ama bir konuya bir başlangıç yapalım. Biraz sonra vereceğim. Bugünkü konumuz kıyamet alametleri hocam. Bütün izleyicilerimiz adına tekrar ben soruyorum. Depremler, cinayetler ve bulaşıcı hastalıklar kıyamet alameti midir? Sizi böyle alalım hocam. Buyurun. Şimdi kıyamet aslında kıyam ettik değil mi biz şu anda? Evet. Ne yaptık? Ayağa kalktık. Evet. Kıyametle kıyam etmek aynı şeylerdir. Yani gördüğümüz her şey ayaklanacak demektir. Güneş, ay, yıldızlar. Tekvir suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor? Güneş katlanıp dürüldüğünde. İze şemsü küvvirat. Dağlar yürütüldüğünde. Hallaç pamuğu gibi. Dağlar sallanacak, atılacak böyle. Gebe develer salıverildiğinde, develer korkudan kaçacak, ehil olan hayvanlar vahşileşecek. Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, birbirini yiyen parçalayan hayvanlar o günün dehşetinden birbirinin yardım isteyecekler birbirlerinden. Denizler kaynatıldığında, ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde, yani herkes sığınacak bir yer arayacak. Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle sorulduğunda, gökyüzü sıyrılıp ayrıldığında, birbirine katıldığında o dehşetli anı anlatıyor. Yani parçalanacak, ayağa kalkacak. Buna bu büyük kıyamettir. Bunun Kur'an-ı Kerim'de kıyamet anlamı da vardır. Bir de es-sa'adır bu. Es-sa'a. Şu saatimize ne diyoruz? Arapçada saat. Bu saattir. Arapçası ne demek? Da saat mi? Saattir tabii. Zaman demektir. Zamanı gösteriyor. Es-sa başına elif lam gelirse belli bir zaman demektir. İşte o kıyametin kopacağı andır. O gelmeden önce ne olacak? Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geldi, dizlerine dayadı ve ona sorular sordu. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Dördüncü olarak da kıyamet ne zamandır? Kıyamet ne zamandır sorusuna peygamberimiz mel mes'ul anha bi aleme mines sa'il. Bu soruyu soran benden sorulandan daha iyi biliyor. Ben bilemem dedi. Evet. O zaman dedi ki fe ahbirni an emaratiha. O zaman bana işaretlerini söyle, alametlerini söyle. Allah Resulü iki tane alamet söyledi. En telidel emetu rabbetehe ve en teral hufatel urate. Ria'eşşâ'i yetetâvelûne fil bünyâni. Cariyeler efendisini doğuracağı zaman ve fakir deve çobanları bir zaman gelecek yüksek binalar yapmakta birbiriyle yarıştıkları zaman kıyameti bekle. Bu iki alamet de çıktı. Bir alamet daha söyledi mesela peygamberimizin söyledi. Kişinin ayakkabısının bağı bir aylık mesafeden evinde olup bitene haber verecek. Günümüzün telefonu telefonlar gibi. Evet. Televizyon gibi bir aylık uzak mesafeyi haber veriyor. Evinde olup bitenleri hemen şu anda, hatta kamerada koyduysan buradan da evini görüyorsun. Evet. Hatta kombini açıyorsun. Elektriği açıp kapatıyorsun. Değil mi? Evet. Telefon. Bunu 1500 sene önce söyleyen bir peygamberimiz var.
büyük alametler olarak Kur'an-ı Kerim'de Dabbetül Arz'ın çıkışı. Ne demek hocam? Dabbetül Arz'ın çıkışı. Yerin haberlerini verecek bir haberci çıkacak. Bu Dabbetül Arz iyi ya da kötü olabilir. Dabbetül Arz'ın çıkması kötü anlamında değil. Öyle bir dabbe çıkacak ki yaratık, sürünen demek bu. Ama işte dabbe hayvanlara da deniyor. Hatta arabalar bile dabbe yerine geçer. Çünkü debeleniyor ya, evet. Tekerlek, lastik döndüğü için. Dabbetül Arz çıkınca artık kıyamet yakındır demektir. Çok büyük alametler var Kur'an'da yine geçen. Güneşin batıdan doğması, doğudan batması bir alamet olacak. Çünkü şaşıracak şey, artık evren rayından çıkmış olacak o anlamda. Evet. İnsanlar ondan sonra iman etmeye başlayacaklar. Burada hocam bir 5 dakika gibi bir süremiz kaldı. Evet. Devam edeyim mi? Evet, evet. Peki. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki alametlerden bir tanesi de Ye'cüc ve Me'cüc çıkacak. Ye'cüc ve Me'cüc'ün iki kavim olduğu hadislerde geçiyor. Ve bunlar o kadar çok dünyayı istila edip kana bulayacaklar ki bir insan diyor okunu havaya atsa o kanla yere düşecek. Her taraf kan gölü haline gelecek. Büyük savaşlar olacak. Sanki biraz da uzay savaşlarını anlatıyor gibi. Evet. Gökyüzüne okunu atsa diyor kanla yere düşecek. Ya hava savaşları ya uzay savaşları olabilir. Büyük bir ateş dünyayı saracak. Duman dünyayı saracak. Bu şu anlama da gelebilir. Volkan patlamaları çok aşırı şekilde çoğalacak. Dünyanın altını şu anda ateş parçası olduğunu biliyoruz değil mi? Çekirdeği. Ve birçok yerde de evet, şu yeni anda, yeni evet. Tekrar dünyanın tabii 4,5 milyarlık bir dünyada yaşıyoruz yaşı. Peygamberimizin, Hazreti İsa'nın peygamber olarak Allah'ın göndermiş olması, ardından Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderilmiş olması, ikisi de zaten kıyametin yaklaştığının alametidir. Kıyamet, ben ahir zaman peygamberiyim diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra peygamber yok diyor. Hatemün Nebiyin diyor Kur'an-ı Kerim. O zaman zaten kıyamet yakın. Bu alametlerin çoğu da çıkmış durumda. Evet. Ne olacak? Hocam hemen 4. şifreyi izninizle verelim. 4. şifreyi arkadaşlar verelim. Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet hocam. Mesela çocukların annesini babasını dövmesi, küçüğe sevgi büyüğe saygı kalmaması kıyamet alametlerinden sayılıyor. İçkinin çok içilmesi, zinanın artması, öldürmenin çok olması kıyamet alameti sayılıyor. Yani hocam depremler, cinayetler, bulaşıcı hastalıklar. Herç çoğalacak diyor. Herç nedir ya Resulallah? Budur diyor. Hançerlemeyi gösteriyor. Herç çoğalacaktır diyor. Kıyamete yakın herç çoğalacak diyor. Efendim daha önce ölenler kıyametin koptuğunu anlayacaklar mı? O büyük kıyametin koptuğunu daha önce ölenler anlamayacaklar. Müslümanlar kıyametin dehşetini yaşayacak mı? Müslümanlar kıyametin dehşetini ya yeryüzünde Müslüman kalmayacak ya da Müslüman kaldıysa o anda onlar da bunu hissedecekler ama kafirler gibi azap görmeyecekler. Evet. Kıyamet alametlerinden Dabbetül Arz'ı söyledik. Deccal var bir de peygamberimizin hadislerinde sık sık Allah'a sığındığı Deccal. Bu kötü bir alamet. Kötülük yapacak. Müslümanları sıkıştıracak, öldürecek, kahredecek onlara ama kafire inananları kendi yalancı cennetine sokacak. Deccal'a inanmamak için Allah'a sığınıyoruz. İsrafil'in ikinci sura üflemesiyle olacak kıyamet. İkinci surada, birinci sura üflemesiyle kıyamet olacak. İkinci sura üflenirse tekrar insanlık yeniden dirilecek. Cuma günü mü kopacak, akşam mı kopacak? Kıyamet cuma günü kopacağı hadislerde var. Akşam kopacak diye hadislerde var. Ama evet. Şöyle bir soru geliyor. Dünyanın bir tarafı neresi, öbür taraf nere? Bir yerde gündüzken diğer yerde gece olmayacak mı? Nasıl akşam oluyor? Çünkü evren yer yerinden oynamış olunca her yer kararacak.
karanlık üzerine çökecek demektir. Kıyamette kararacak her yer. Peki şimdi gelelim buraya. Depremler, cinayetler, bulaşıcı hastalıklar hepsi çoğaldı değil mi? Evet, evet. Bunlar kıyamet alameti midir? Bunlar hızla artarak devam ediyor. Hayatın artık tadı tuzu da kalmadı. Ve insanlık gerçekten kendi elleriyle hazırladıkları sebebiyle de kıyameti hızlandırıyor. Bunların artacağına dair de hadisler var. Depremlerin çoğalacağına dair kıyamet zamanı. Ama dünyanın ömrünü bizim ömrümüzle kıyasladığımızda bu 100 sene midir, 500 sene midir, 1000 yıl mıdır onu biz söyleyemeyiz. Onu Allah evet. bilir. İnnallâhe indehu ilmüs-sâ'a. Alametlerini biliriz. Fakat alametlerinden sonra ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Alametler olarak da kıyametin pek çok alameti çıkmıştır. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Evet. Hemen bir halk sorusuyla hocam kısa bir araya gireceğiz. Dualarımız var yalnız. Sonra da dualarımızı evet. ve hediyelerimizi kazanan sevgili izleyicilerimizin isimlerini zikredeceğiz. Sorumuzu alalım ve reklama girelim. Mustafa hocam, öncelikle selamun aleyküm. Yeni programımız hayırlı uğurlu olsun bu arada. Hocam zenginle fakir evlenirse aradaki mesafe ne olur? Birbirlerini iyi tanıyabilirler mi? Yoksa bazı sıkıntılara girebilirler mi? Hocam bunu bir açıklarsanız teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Mustafa hocam öncelikle selamun aleyküm. Yeni programımız hayırlı uğurlu olsun bu arada. Hocam zenginle fakir evlenirse aradaki mesafe ne olur? Birbirlerini iyi tanıyabilirler mi? Yoksa bazı sıkıntılara girebilirler mi? Hocam bunu bir açıklarsanız teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Evet hocam, evlilikte maddi denklikte gerekli mi hocam? Evet, yeni program dedi herhalde biz devam ediyoruz. Ülke TV'yi kastetmiş olabilir. Pazartesi 22.30'da her pazartesi ülkede güncel konular var. Pazar günü de burada devam ediyoruz yine evet. sabahleyin. Bu hafta da inşallah. Ama Ülke TV'deki program da harika gidiyor o hocam. O da güzel, hamdolsun. Evet. Tövbe duası, tövbeyi işleyeceğiz bugün pazar günü inşallah. Evet, pazar günü tövbe konusu tövbe. İşleyeceğiz. Şimdi denklik evlilikte önemli. Yani zengin şekilde yetişmiş bir insan... zengin şekilde yetişmiş bir insanla evlenirse onlar birbirlerini daha iyi anlarlar. Ama zenginin beklentileriyle fakirin beklentileri arasında farklar vardır. Bunları aradaki uçurumu çok anlayışlı olmaları lazım. Birbirlerine çok tahammülü olmaları lazım. Onu kapatmak kolay değil. Bir gün, iki gün, üç gün aşktı, meşkti ve seviyordu de böyle gidiyor. Ama hayat uzun. O zorluklarla karşılaştığında bu sefer sıkıntılar başlayabilir. Evet. Tüm bunları hesap edip denk olması önemli ama denk olmadığı halde bunları avantaja çevirip daha mutlu olanlar var mı? Var. Var. Yani bir fakirle bir zengin bakıyorsunuz iki zenginden çok daha mutlu yaşayabiliyor. O da avantaja çevirmek için gayret etmek lazım. Gayret etmek lazım. Evet hocam, bugün bizim 3 tane hediyelerimiz vardı. İzleyicilerimizin şifreleri bilen izleyicilerimizin isimlerini arkadaşlardan rica edelim. Yusuf Albayrak, İstanbul. Sesli Yasin-i Şerif hediyemizi kazandılar. Necla Bohça Duman İzmir'den Kur'an-ı Kerim kendilerine olsun, göndereceğiz. Ve üçüncü değerli hocam Mustafa Karataş'ın Ahlaki Muhammediye kitabı Atiye Ergün Ankara'dan. Hayırlı en kısa olsun. Zamanda sizlere takdim edeceğiz efendim. Bugünlük programımız sona erdi. Haftaya Perşembe günü inşallah görüşeceğiz. Pazar günü ama Muhabbet Kapısı devam ediyor. Programın sonunda hocam namazlarda, her namazda okuduğumuz Rabbena duasını yapalım, onunla bitirelim evet, inşallah. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbimiz dünyada da bize bir iyilik, güzellik ver. Ahirette de bir iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru Allah'ım. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hesab. Rabbimiz bize, anne babamıza, bütün müminlere hesabın görüleceği gün mağfiret eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.